Ürtiker dediğimiz hastalık da alerjiyle ilintili olabilir. Aslında halk arasında durumun adı kurdeşendir. Burada büyük plaklar halinde deriden kabarık kırmızı döküntüler söz konusudur ve oldukça kaşındırır. Dolayısıyla hayat kalitesini bozar, görünümü bozar ve genellikle ileri yaşta bayanlarda daha sık görülen bir durumdur. Çok çeşitli nedenleri vardır. Yani bunların başında aslında başında alerjenler gelmez. Enfeksiyonlar gelebilir. Bazı başka hastalıklar, tiroid hastalığı ya da sistemik hastalıklar gelebilir. Bir grubunda da alerji söz konusu olabilir. Bu bahsettiğim kronik ürtiker, yani 3 aydan fazla süren ve geçmeyen döküntülerden bahsediyorum. Dediğim gibi burada katkı maddeleri de söz konusu olabilir. Bazı ilaçlar da neden oluyor olabilir. Bu listenin araştırılması gerekir. Zor vakalardır. Yani her zaman da neye bağlı olduğunu bulup çıkaramayabiliriz. Yani bunu kitaplarda %90 aslında bulunamayabilir der. Yani biraz düş kırıklığı uğratan bir durumdur. Ama bu demek değildir ki hiç nedeni bilinmez. Dediğim gibi bu bazı hastalıklar ve alerjik durumlarda da nedeni saptayabiliriz. O zaman o saptadığımız nedenden uzaklaşarak tedavi edebiliriz.